da para devalüe edilecektir. Merkez Bankası Başkanı Ağbal, 2021 yılı hedeflenen enflasyon oranı konusunda bir açıklama yaptı. Konuşmasının bir yerinde şöyle dedi: "Kısa vadede oldukça etkili olan arz yönlü enflasyonist unsurlar nedeniyle yıllık enflasyon birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebilecektir. İtiraf edeyim ki, arz yönlü enflasyon derken ne demek istediğini anlamadım. Mal ve hizmet arzı yüksekse enflasyonun düşük olması lazım. Oysa enflasyonun birkaç ay daha yüksek çıkmaya devam edeceğini bizzat söyledi. Eğer arz yönlü derken piyasadaki para arzının yüksekliğini anlatmak istediyse yok böyle bir şey. Zira hem krediler kısıldı hem de piyasaya Türk lirası girişi azaldı. Buna bir de devletin iç borçlanma yoluyla çektiği emisyonu ekleyin. Geriye bir tek seçenek kalıyor. Başkan Abal dövize yatırım yapmakta ısrar edenlere sopa gösteriyor. Faizi daha da arttırır, Türk lirası emisyonu daha da düşürür, canınıza ot tıkarım. Ne yazık ki hiçbir işe yaramaz. Yaramaz çünkü piyasada Türk lirası ne kadar kısılırsa kısılsın, faizler ne kadar artarsa artsın, döviz mevduatlarını çözmeden de çok daha uzun süre ve sıkıntıya düşmeden hayatlarını sürdürebilecek olan mudiler bekleyeceklerdir. Çünkü artık bir lise öğrencisi bile biliyor ki ödemeler dengesi krizi yaşayan Türkiye önünde sonunda milli parasını devalüe edecektir. 12.594 dolar olan kişi başına milli gelir neden 8.000 dolara düştü? Ünlü kalp cerrahı ve ilk bypass operatörü Dr. Christian Barnard şöyle demiş: "Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır." Türkiye'yi yönetenlerin en büyük hatası da işte bu değil mi? Hem bilmiyorlar hem de bilmediklerini bilmiyorlar ve haliyle bildiklerini zannediyorlar. Ve ne yazık ki bir türlü öğrenme girişiminde de bulunmuyorlar. 2003-2013 arası Türkiye ekonomi ve uluslararası ilişkilerde neden başarılıydı? Çünkü Erdoğan bilmediğini biliyor, bilenlerle çalışıyordu. Ne zaman ki billboardlara büyük usta posterleri asıldı, Erdoğan her şeyi öğrendiğini zannetti. 2013'te 12.594 dolar olan kişi başına milli gelir 2020'de 8.000 dolara düştü. Neden bütün peygamberler o bölgeye gönderildi? 2014 yılıydı. Avustralya Başbakanı Julia Clark yönettiği ülkede radikal İslam'ın siyasi kanadı olan Müslüman Kardeşler lideri Mursi için yapılan gösteride fanatik bir Müslüman göstericiye şöyle dedi: "Niçin bu kadar mutaassıpsın? Şimdi Suudi Arabistan ya da İran'da ikamet etmiyorsun. Niçin İslam devletini terk ettin? Siz Allah'ın İslam'la mübarek kıldığını söylediğiniz devletleri terk ediyorsunuz. Hürriyet, adalet, refah, sağlık güvencesi, sosyal güvenlik, kanun önünde eşitlik, adil çalışma fırsatı, çocuklarınızın geleceği, yorum, düşünce hürriyeti için kafir olduğunu söylediğiniz memleketlere göç ediyorsunuz. O halde bize fanatiklik ve nefretten bahsetmeyin. Biz size kaybettiğiniz her şeyi verdik. Bize saygı duyun ya da burayı terk edin." 7 yıl önce yapılan bu konuşmayı neden mi hatırlattım? Söyleyeyim. İktidar ve destekçileri kadar Batı'dan nefret eden pek çok muhalif de sürekli Batılı ülkeleri aşağılıyorlar. Oysa kötü olan Batılı ki Avustralya çok uzak doğuda demokrasiler ve dinleri değil. Kötü olan Orta Doğu kültürü, Orta Doğu zihniyeti. Öyle olmasaydı eğer bütün peygamberler o bölgeye gönderilir miydi? Bahçeli ve Perinçek'in gerçek amacı ne? Erdoğan ne zaman Avrupa Birliği, ABD ve İsrail ile sıcak ilişkiler kurmaya girişse, yargı reformundan söz etmeye başlasa ve MHP ile Vatan Partisi'nden kurtulmaya çalışsa hemen "Avrupa Birliği bizi istemiyor, Amerikalılar bizi sevmiyor çünkü onlar Hristiyan, biz Müslümanız" bahaneleri seslendirilmeye başlanıyordu ondan. Bahçeli ve Perinçek Müslüman Kardeşler Örgütü'nü desteklemeyeceklerine, şeriat devleti kurulmasına razı da olmayacaklarına göre acaba asıl amaçları Erdoğan'ın yüzünü batıya döndürüşünün önüne geçmek, onu despotik, sözde demokrat Rusya ve Çin gibi otokrat yönetimlerle stratejik ortaklık kurmaya zorlamak mı? Dijital torunlarından biri diyor ki: "YouTube kanalımdaki dijital torunlarımdan biri olan Hülya Köstefen, videolarımdan birinin altına George Orwell'dan bir özlü söz yazmış. Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder." Ve bir de demiş ki: "Ayçiçeği tarlasına TOKİ konutunu yapan ülkenin 5 litrelik ayçiçeği yağı 100 TL olduğunda ağlaması sızlaması boşuna.
Hülya'yı bir de korkusuz da bana lütfedilen bu değerli köşede alkışlamak istedim. Memduh Bayraktaroğlu Korkusuz. Yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.